Eğitim kurumları sınavının ilk oturumu gerçekleşti. Sınava giren 3.2 milyon aday üniversiteli olabilmek için ter döktü. Milas'ta da adaylarda ve ailelerinde sınav heyecanı vardı. Adaylar ve aileler bakın sınav için neler söylediler. Bir yıl biraz şeyli geçti, stresli, sinirli geçti. Ama inşallah başaracağını umut ediyoruz. Sınavlar mesela girdiği vakit şöyle söyledim. Eğer önceki bildiğin soruları yap dedik. Sonra bilmediğin soruları vakitin kalırsa geri dönüşüm yaparsın. Hani heyecan yapma. Moralini yüksek tut dedik yani. Bu sınavı bağladı kendisine. Çünkü hukuk okumak istiyor devamlı. Bunu kazanmak istiyor. İnşallah da başaracak. Yok biz kızmayız ama o biraz kendisi çok üzülür. Hani biz söyledik zaten ona. Başaracağını da umut ediyoruz yani. Çünkü hep takdir, teşekkür getirdiği için umut ediyoruz. Yok heyecanlı değilim. Hazır çünkü çocuğum. Yani nasibinde ne varsa olacak inşallah. Yoğun. Tabii ki yoğun. Yani bir sosyal bir aktivitesi olamıyor çocuğun. Yani ders çalışmaktan. Okul, ders, okul, ders. Çok nadir dışarıya sosyal şeye. Yani hiçbir şekilde stres yapmamalarını bugün olmazsa seneye de olabileceğini illaki bugüne sıkıştırmayın. Yani stres olup da kaybedeceğimiz evet bir yıl var ama belki kazanacağımız daha çok şey var diye stres olmamalarını söyledim. Mümkün mertebe stres olmamaları için de uğraştım. Sayısal da zaten ilerliyor ama bölüm olarak da mühendislik düşünüyor. Eğer inşallah Allah gönlüne göre verirse hepsinin, bütün öğrencilerimizin yardımcısı olsun. Ama olsun ya da olmasın yanındayız dedik. Yani hani destek olarak bu sene tabii ki istiyoruz olsun bir şeyler ama olmasa da anneciğim seneye mezun olarak hani mezuna kalırız dedik. Bir daha denersin dedik istediği bölüm özellikle. İnşallah da olur hakkında hayırlısı. Hepsinin hayırlısı olsun hakkında. Valla çok mutluyuz yani. Allah bizi bugünleri gösterdi inşallah. Hani başarılı olurlar. Tek umudumuz başarı onlar için. Allah zihinlerini açık etsin. Yani inşallah başarılı olurlar yani. Valla bizim için şöyle çok çabalı geçti yani gerçekten. Emek orada karşılığı da inşallah çıkacak. Valla biz başaracağını söyledik. Çünkü çok emeği var. O emeğin karşılığında başarması lazım. İlla başarması lazım diye bir şey yok ama tabii emeğin karşılığını alması için kendisi çok çaba harcadı. O emeğin karşılığında burada. İnşallah alacak. Ya kızım çok başarılı. Çok mutluyum ama stres olmaz. Çok güzel şeyler yapacağına inanıyorum. Ben ondan daha çok heyecanlıyım. Hiç durmadan çalıştı. Emeği çok fazla. Hayırlısı olsun. Ben her şey, ona iyi gelebilecek her şeyi söyledim. Nasıl geçti sınavınız? İyi. İyi miydi? Nelerde zorlandınız? Türkçe. Türkçeden. Uzun muydu? Paragraflı mıydı? Evet, uzundu. İyi miydi? Stresiydi ya. Stresiydi. Hangisinde zorlandın? Türkçe. Türkçe. Herkes Türkçe diyor. Paragraf mı vardı? Uzun muydu? Bayağı uzundu ya. Süreyi de uzattılar aslında. Yeterli olmadı mı? Yeterli oldu da yani bayağı uzun olduğundan zorladı bizi ya. Süreç nasıl ilerledi senin için? Bu sene nasıl hazırlandın? Yani fazla hazırlanamadık pek yani. Meslek lisesinde olduğumuzdan. İlk sınavı. Aynen ilk sınavı. O zaman başarılar diliyorum sana. Geldi. Zor muydu? Birazcık. Takım. Hangisinde zorlandın? Türkçe'de birazcık sıkıcıydı. Uzun muydu? Çok uzundu. Matematik de öyleydi. Uzundu bayağı sorular. Kolaydı. Kolay mıydı? İşte. Gayet kolaydı bence ama çalışmadığım için çok yapamadım soruları. Çalışan için daha artısı olmuş olabilir de ben çok çalışmadığım için. Yani bu üçüncü girişim. Evet. Her seferine deniyorum. Gayet güzeldi. Diğer üniversiteden devam ediyor. Evet. Geçen yıla göre süre biraz daha uzatıldı. Karşılaştırırsan. Girmedim. Geçen sene girmedim. Aynen bu üçüncü oldu ama geçen sene girmemiştim. Önceki sınavlarla kıyaslarsan nasıldı peki? Süre daha uzundu ve daha rahattı. Daha kolaydı sorular. Bir de baraj kaldırılmış bir de o yüzden denedim. Evet. İkinci üniversite okumayı düşünüyorum. Hayırlısı olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sürekli seri denemelere giriyorduk hafta sonları falan. Cumartesi, pazar. Ondan sonra işte 2 haftadır, 3 haftadır seri her gün denemelere giriyorduk. Öyle hazırlandık.